Oğlumu vurdum sağ ol. Ölmedi, yaşıyor. Oğlumu vurdum. Yanlarında bir kadın var. Çok şükür. Kurşun ciğerini delip geçmiş. Oğlunun yarası ağırdır, mızrak ağır. Çok kan kaybetmiş. Yaşayacak mı? Bu yara onu öldürmez ama iyi bakılması şart. Geçmiş olsun. Sağ ol Kurşun. Cemo. Cemo oğlu. Beni öldürdün baba. Ölmesem de... Öldürdün beni. Zaten annemi de öldürmüştün. Annemi. Cemo. Cemo, hayır Cemo. Bu an hiç gelmeyecek sandım Zal. Bense umudumu hiç kaybetmedim. Sarıl bana. Nereye gidersen git. Nerede olursan ol. Yeter ki bu can bu bedende olsun. Gelir seni bulurdu. Ya bulamasaydın? Bütün çiçekler solardı Kaşal. Nehirler akmazdı. Ben olmazdım. Dünya olmazdı. Ayrılıkla ilgili bütün bildiklerim yalanmış. Ne demek olduğunu senden sonra anladım. Bir daha olmayacak. Hasret çeken kalbin üstüne güneş doğmazmış Sağ. Bir daha gitmene asla izin vermeyeceğim. Kalbin buz keser. Cehennemin ortasında üşürsün. Hepsi geçti. Ben yanındayım. Gidelim buralardan. Geldiğimiz yere dönelim. Kendi yurdumuza. Döneceğiz Kaşal. Sen kendini toplar toplamaz. Yorgunum Zal. Çok yorgunum. Kapa gözlerini. Şimdi gökyüzünde kocaman bir güneş düşle. Sonra al o güneşi yüreğinin ortasına taşı. Eriyen karların sesini duy. Yüreğimin sesini duy. Seni ne kadar sevdiğimi duy Kaşal. Polat geliyor. Eşkıya Bey Polat burada. Kardeşinin cenazesine yetişti. Polat'ın gözlerini gördünüz mü? Nasıl baktığını gördünüz mü? Bakışları korkunçtu. Buzdan bir kılıç gibiydi. Onu gören başını eğdi. Ömrümde böyle bakış görmedim. Ve ruhumu yakan ateşler üzerine bir yemin. Öyle bir yemin ki yalnız onu öldüren değil, ölümün kendisi bile bu gece ölmeyi hak etmiştir. Şimdi hep birlikte yemin etmenizi istiyorum. Uruz'un ölüsü başında,
Gözlerimin içine bakarak yemin etmenizi emrediyorum. Yemin ederiz Polat, yemin ederiz. Kardeşimin intikamı en kutsal andımızdır. Ulusun intikamı andımızdır. Bu gece dolunay zamanı. Ayın son ışıkları dünyamızdan çekilirken, Uruz'un bedeni toprağa, ruhu gökyüzüne yükselmiş olur. Ama intikam yeminimiz, o acımızla birlikte içimizde hep yaşayacak. Yeminimiz yaşayacak. Şurası iyice bilinmelidir ki, bu yemini çiğnemek, şahsıma isyan demektir. İsyanın bedeli ise, yalnızca, ama yalnızca, ölümdür. Şuraya bakın, dolunay düştü. Ay küçülmeye başladı. Evet evet, ay küçülüyor. Hayır, küçülme değil, bu ay tutulması. Hava dönmüş Ano. Bu gecede bir gariplik var. Mehmetçik'te bu gece. Ordu Millet Ereli, Zonguldak'taki Afet Birliği gece gündüz çalışarak depremzedelere ahşap ev yapıyor. Hava sertleşti. Rüzgar dağdan esiyor. Karlı dağların ayazı. İçeri girmeyecek misin Mızrak'a? Oğlumu vurdum. Bak, Gökçe kız taze ıhlamur kaynatmış. Ihlamur şifadır. Kokusu dahi insanın içini ferahlatır. Beni yalnız bırak. Tabip Musa Cemo iyileşecek dedi. Tabiplerin sözü sıkılmış kurşunu geri çevirmez. Ben oğlumu vurdum Kamer Sultan. Kendimi vurdum. Yaram Cemo'nunkinden çok daha ağır. Keşke seni teselli edebilecek bir sözüm olsaydı. Söz bitti kadınım. Sükutun bile hükmü kalmadı. Şimdi kalbimizin hıçkırıklarında boğulma zamanıdır. Kocan nasıl? Deliksiz uyuyor. Onun yemeğini ayırdım. Uyandığında haber verin ısıtayım. Sağ ol Güneş bacı. Buralar kaynamaya başladı Mervan'a. Bir an önce gitmek lazım. Biliyorum. Uruz öldü. Cemo cezasını buldu. Ancak gene de içim rahat değil. Her an birileri intikam diye ayaklanıp karşımıza dikilebilir. Kacal bu durumda bir yere gidemez Zalim. Farkındayım. Zor günler geçirdim. Donmaktan son anda kurtuldum. Oldukça bitkin. Yola çıkmadan güçlenmesi lazım. Anlaşılan o ki bir müddet daha bekleyeceğiz. Gidecek misin Kemo? Evet gideceğim. Gitmeyi sahiden istiyor musun? Bilmiyorum. Bu şart mı? Galiba. İçinden gelen bir ses yok mu? Şöyle usulcacık da olsa. Yüreğine fısıldayan bir ses. Hayır, gitmesem de olur diyen bir ses. İçimden geçen... Bak, bunu söylemek çok zor, tamam mı? Bana anlatabilirsin. Hayır, anlatamam. Denemelisin. Mutlaka bilmek istiyor musun? Evet, mutlaka. O ses... O ses senden uzak durmamı söylüyor Roza. Anlamadım, nasıl? Yakın olmak isteyip de olamamak. Hoşlanmak sonra hissettiklerini hemen unutmak. Elini tutmak isteyip bundan vazgeçmek. Kemo. Bana soru sorma Roza. Peki ama neden? Soru sormam. Uruz sevgili kardeşim. İçimden sana acımak gelmiyor çünkü sen bir aptaldın. Aptalca yaşadın ve bir aptal gibi gebermek için ne lazımsa yaptın. Onu uyardım Polat. Engel olmak için çok uğraştım ama dinletemedim. Hiç erkek çocuğum olmadı. Adımızın devamı Uruz'a bağlıydı. Tetiği çeken sade kardeşimi vurmakla kalmadı Şan'ı. Soyumuzu da kuruttu. Bu yüzden intikamım çok daha ağır olmak zorunda. Çok daha ağır. Senin öfkenden korkulur Polat. Bana o adamı anlat Şan'ı. Adı Zan. Onunla ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Onu öyle iyi tanımalıyım ki ölümü mükemmel olmalı. Herkes sonsuza kadar Zal'ın ölümünü konuşmalı. Eşkıya Polat'tan can almanın vebalini insanlar iyice anlamalı. İyice. Sen de beni anladın mı? Anladım Polat. Kerem. Buyur Polat abi. Nereye gidiyorsun? Biraz dolaşacağım. Burada kal. Baş üstüne. Seni dinliyorum Şano. Thank you.
eski bir aileye ait. Yüzlerce yıllık olduğu söylenir. Sevgimizin nişanı olarak bundan böyle onu takmak sana düşer. Ben bunu taşıyamam Mızrak Ağa. Taşıyacaksın. Hem de sonsuza kadar. O kadar uzun yaşayamam. Ömür kısadır. Aşk sonsuz. Seni sonsuza kadar seveceğim ya. Sonsuza kadar. Gel. Ağam, müsaaden olursa bir maruzatım var. Söyle. Adamlar kasabadan haber getirdi. Polat eşkıyası geri dönmüş. Denen o ki, kardeşinin ölümünü duyunca gözünü kan bürümüş. Ya. Demek dönmüş. Onun gözü her zaman kanlıydı Kaya. Ama yine de haber verdiğin iyi oldu. Dilin altında bir şeyler var senin. Kudretinden zerrece şüphem yoktur. Ancak nasıl söylesem... Konuş Şano, geveleme. Bu zal şimdiye kadar gördüklerime benzemiyor. Ne demek benzemiyor? Ejderha kadar güçlü müdür yoksa onun gibi yedi can mı taşır? Hayır. O da herkes gibi bir insan. Tek bir canı var. O halde mesele ne? Mesele şu ki... Zal canını kolay teslim edenlerden değil. Anlamıyorum. Yokluğunda kasabaya bir zibidi geliyor ve herkesi teslim alıyor. Bunu anlamıyorum. Bana kızma Polat. Zal'ı bilmek istedin, ben de sana söyledim. Sen korkundan başka bana hiçbir şey söylemedin. Zal tilki kadar kurnazdır. Kaplan kadar çevik. Ve bir atmaca kadar korkusuz. Gözlerinde gördün mü? Kısmet. Ama daha önemlisi Zal'ın gözlerini gördüm. Senden onu anlatmanı istedim pis herif. Övmeni değil. Senin amacın ne? Onu alt etmek için bana ihtiyacın var Polat. Uruz bunu anlayamadığı için öldü. Kaldı ki Zal artık tek başına değil. Arkasında bir de Mızrak Ağa var. Zal arkasına istediğini alabilir. Benim kimseye ihtiyacım yok. Sana da. O Mızrak Ağa ki kızının canını Zal'a borçlu. Onun yüzünden oğlunu bile vurdu. Bunlar beni korkutmaz. Sen kardeşinden çok daha güçlüsün. O halde tut şu lanet dilini. Unutma ki en büyük hataları en güçlü insanlar yapar. Çünkü güçlerine her şeyden çok güvenirler. Seni gebertmeden defol karşımdan. Ölüm bir andır. Ve yakalandığın andan geriye dönüşü yoktur Polat. Ölüm herkes içindir Şano. Buna sen de dahilsin. Ve de Zal. Ona düşündüğün en mükemmel ölümü sana sadece ben verebilirim Polat. Damarlarında zerre zerre ölümü hissetmesini sağlarım. Senin istediğin de bu değil miydi? Babam nerede? Cem onun odasında. Ona da adamı götürsem mi? Hayır, yalnız kalmak istiyor. Cem odan nefret ediyorum. Bunu sakın babana belli etme. Cem onu esir aldı. Bu evde herkes esir. Ne demek istiyorsun? Hepimiz geçmişte kalan bir hayalin esiriyiz kızım. En başta da Mızrak Ağa. O kadını tanır mıydın ana? Yok, sadece ismini duydum. Bazen düşünüyorum da... keşke babam o kadınla evlenebilseydi. Ben dünyaya gelmemeye razı olurdum. Dünyadan birkaç mutsuz insan eksik olurdu. Keşke... keşke bütün bu söylediklerin olsaydı. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Nedir o? Ben ne yapar eder... yine de seni dünyaya getirmenin bir yolunu bulurdum kızım. Yemeklerin hepsi benim mi? Senin için özel hazırlandı. Buradan tombul bir kız olarak ayrılacağım. Bu gece Roz'la şarkı söylemeyecek mi? Söylemez olur mu? Bu gece özel biri için söyleyeceğim. Hmm, kim için? Elbette Kajal. Müsaade edersin değil mi ağam? Ne müsaadesi? Yani Roza'nın şarkı söylemesi için. Saçmalama Zal. Roza, şarkı ve Kemal. Burada benim anlamadığım bir şeyler mi dönüyor Zal? Oho, hem de çok şey. Neler kaçırdığını bir bilsen. Kapa çeneni. Roza her gece Kemal'a bülbüller gibi şakıyor. Söylediği şarkıları bir duysan. Doğru mu bunlar? Onun dili fazla uzadı. Ne yani? Roza'nın gözlerine bakarak söylediği şarkılar okul şarkısı mı? Sana ne? Sen sanki şarkıdan çok anlarsın da.
Susun, başladı. Gördün mü? İşte ispatı. Tamam, kızın baktığını kabul ediyorum ama nereden belli aşk şarkısı olduğu? Zaten sözleri de anlaşılmıyor. Sana bir şey diyeyim mi Kemo Ağa? De bakalım. Bu dinlediğin eğer aşk şarkısı değilse... Okul şarkısı hiç değil. Kemo Ağa'mı çok kızdırdı. Zal sen misin? Evet, benim. Sen kimsin? Bizi Mızrak Ağa gönderdi. Mızrak Ağa mı? Sizi korumamızı emretti. Mızrak Ağa'ya selamımı ilet. Bugüne kadar bizi bizden başkası korumadı. Bundan sonra da başımızın çaresine bakarız. Aldığımız emir kesindir. Benim sözlerim de. Tedbiri elden bırakmasan iyi olur Zal. Eşkıya Polat adamlarıyla birlikte kasabaya döndü. O da kim? Öldürdüğün Uruz'un ağabeyi. Elikanlı zalim bir haydut. Mutlaka intikam almak isteyecektir. Adamlarımla ben dışarıdayım. İhtiyacınız olursa seslenin. Bir bu eksikti. Başımız gene dertte. Benim de mıslık. Efendim Beyto. Bu tabakların yerde ne işi var? Tabaklar. Ben de onları arıyordum. Onlar en son kimin elindeydi mıslık? Bilmem. Ben gördüm. Sahi mi? Kim peki? Mıslık adında bir bücür. Acaba yanlış görmüş olabilir misin Beyto? Hiç sanmıyorum baş belası. Beyto izin ver, açıklayabilirim. Tabii açıklayacaksın. Önce şu sabahki yumurtalarla başla bakalım. Benim suçum yok Beyto. Bütün kırılacak şeyleri bana taşıtıyorsun. Bu gece pek düşüncelisin Kerem. Farkında değilim ağa. Bir derdin mi var? Uruz'un ölümü kötü oldu. Bütün kötülük bu mu? Daha ne olsun Polat ağa? Uruz'u çok mu severdin? Arkadaşlığımız yoktu ama sonuçta bu evde yaşayan biriydi. Kardeşimi benden çok mu severdin Kerem? Hayır. Kardeşim bir serseriydi. Ne o? Seni şaşırttın mı? Evet, şaşırdım. Küçük bir serseri. Peki o avludaki tören, törende söylenen sözler... Yalandı. Topluca edilen intikam yeminleri... Çok safsın Kerem, fazla saf. Anlamıyorum ağam. İnsanları yönetmek sandığın kadar kolay mı ha? Kolay mı? Her çareye başvurmak zorundasın. Karşına çıkacak her fırsatı kullanmak zorundasın. Gerekirse kardeşinin ölümünü bile kullanırsın. O da yetmezse gidip ölür ve kendi ölümünü kullanırsın. Ve buna herkesi inandırırsın. Peki ama neden? Polat soyu genişledi. Bulunduğu yere sığmaz oldu. Bu topraklar hem ceylanlara hem bize az gelir. Bütün bunların Uruz'un ölümüyle ne ilgisi var? Durduk yere Mızrak Ağa'nın karşısına dikilip yurt isteyemem. Onu ortadan kaldırmak için bana bir sebep lazım. Bu savaş demek. Savaş için de bir sebep lazım. Beni haklı gösterecek bir sebep. Yeniden insanlar ölecek. Uruz'un hayatı boyunca yaptığı tek hayırlı iş ölmekti. Mızrak Ağa onu öldüren Zal'a arka çıkmakla kendi sonunu hazırladı. Zal'ı tanır mısın Kerem? Hayır. Emin misin? Evet. Evet tabii. Neden sordun Zal? Seni ölmek üzereyken bulduğum yer Zilan topraklarına çok yakın. Bu gece Şano Zal'ın ismini söylediğinde birden yüzün sarardı. İsmini duymuşluğum var ama tanımam. Ayrıca beni öldürmek isteyen Zal değildi. Başka bir Zilan olabilir mi? Bağışla beni Polat ağa. Bu konuda konuşamam. Senin bu dürüstlüğüne bir çare bulmak lazım Kerem. Yoksa işin zor. Habire ölürsün. Müsaadenle ağa. Ocağın ateşi geçmek üzere. Mıstık, odunları çabuk getir. Merak etme, şimdi gelir. Hah, işte sana odun. Kolay gelsin Mıstık efendi. Sağ ol.
Düşündüm de Mıstık, senin sakarlığına ancak odunlar dayanabilir. Bundan sonra bütün odunları sen taşıyacaksın. Ya. Onları istediğin kadar düşürebilirsin. Merak etme, odunlara bir şey olmaz. Hey Mıstık, odunları bıraktıktan sonra depodan gaz yağı getir, tamam mı? Tamam Güneş abla. Ayağım, Allah ayağım, ayağım kırıldı. Öldüreceğim bu veleti. Duydun mu çocuk, seni öldüreceğim. Hani odunlar düşünce bir şey olmazdı Beyto? Ayağım kırıldı. Diri diri derisini yüzeceğim. Diri diri derisini yüzeceğim. Kalkalım mı? Biz odaya çıkıyoruz ha. Ben biraz daha oturacağım. Size Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Bu gece söylediğim şarkıları beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Dinlerken yüzüme bakmadın, bakışlarını kaçırdın. Senin şarkıların yüzüne bakmadığım zaman da güzel. Bu ne demek oluyor Kemo? Yüzün baktığım her yerde Roza. Nereye bakarsam bakayım yüzün hep karşımda. Kızların odasındaydım. İyi. Uyumadan önce seni beklediler. Onları yarın görürüm. Kızlar kaç haftadır yolunu bekledi. Bir gece daha beklesinler. Kalbin bu kadar mı katı? Kardeşimi kaybettim. Acım bana yeter. Daha fazla üstüme gelme Selvi kadın. Sen bu laflarınla ancak kendini kandırırsın Polat. Ağzının açıkını kulağın duysun. Eğer oğlun olsa, oğlun, ona da böyle uzak durur muydun? Haftalarca yüzünü görmemeye katlanır mıydın? Ona sarılıp okşamadan gözlerini yumar mıydın? Oğlan. Bir oğul. Bilmiyorum. Hiçbir zaman da bilemeyeceğim. Bir oğlum olsa neler hissederdim bunu asla bilemeyeceğim. Çünkü oğlan doğurmayı beceremeyen uğursuz bir karım var. Burada yalnız ne yapıyorsun? Hiç, düşünüyorum. Neyi? Bunun cevabı uzun ve bir o kadar karışık. Bu kabal mı? Hayır, May. Görünüşü onun gibi ama sesi çok farklı. Seni May çalarken hiç görmedim. Göremezsin, çünkü çalmıyorum. Yoksa çalmayı mı unuttun? Neden? Öyle sayın. Yalan söylüyorsun, insan bildiklerini o kadar kolay unutmaz. Ben unutmak zorundaydım. Sebep? Son kez çaldığımda başıma kötü şeyler gelmişti. Belki bir daha gelmez. Yani o kötü şeyler. Eğer bana çalarsan. Olmaz Dicle. Niye Kerem? Bana May çalmanda ne yanlışlık var? Sen iyi bir kızsın. İyi olduğum için mi benden kaçıyorsun? Canımı ağana borçluyum. Onun ekmeğini yiyorum. Yapamam. Tek sebep bu mu? Sana hayatımı borçluyum. Hayatımı. Ama... namusumu borçluyum. Kerem! Dinle beni! Kerem! Namusumu borçlu değilim. Kerem. Kerem. Efendim? Sana tek sebep bu mu diyorum? Yapamam Dicle. Bütün sebep abim mi? Yapamam. Tek söyleyeceğim bu mu? Konuş benimle Kerem, konuş. Aynı hatayı ikinci defa yapamam. Hata mı? Ne hatası? Dışarıda silahlı adamlar. Etrafta uğursuz bir sessizlik. Bilmiyorum Kaşal. Bazen gözlerimi kapadığımda bütün bunlar bir kabus diyorum.
Uyandığımda hepsi geçecek. Uyanıyorum ve ben hala buradayım. Vezilan toprakları. Orası hala dünyanın öbür ucunda. Artık değil. Değil mi? Yarın sabah uyandığımda yanımda olacaksın. Sen de benim. Gözlerimi açacağım ve ilk seni göreceğim. Toprağıma düşmüş bir yağmur damlası gibi seni göreceğim. Issız göklerin birdenbire aydınlanacak. Gün ışığında parlayan bir yıldız gibi bakışlarını avuçlarıma alacağım Zal. İçimden geçen ilk cümleyi kulağına fısıldayacağım. Sevdamızın çilesi o anda olmuş olacak. Sağ ol. Canım. Kaçalım. Yüzün yanıyor Cemo. Ateşler içindesin. Hadi aç gözlerini. Biliyor musun Cemo? Yüzündeki bu ateş, parmaklarımı kavuran bu ateş, yüreğimi saran alevlerin yanında buz keser. Hadi aç gözlerini Cemo. Aç ve yüzüme bak. Elini uzatıp ayağa kalk. Alıp başımızı gidelim Cemo. Dağlara gidelim. Çakal mağarasında sabahlayalım. Sabahlara kadar ağlayalım. Sen ve ben günahlarımızdan konuşalım. Azap çeken ruhlarımız zehrini birbirine akıtsın. Ve biz ağır ağır ölelim. Öldükten sonra da acı çekelim. Torosların bütün ceylanları arkamızdan ağıtlar yaksın. Baba. Baba. Benim yüzümden acı çekiyor. Yapma baba, yeter artık. Benim yüzümden. Onu ben vurdum. Onu binlerce defa vurdum. Daha doğmadan vurdum. Yalvarırım, kendine gel baba. Hayır. Bak benim, ben kızın. Ben seni çok özledim. Hayır. Sana ihtiyacım var baba. Annemin de. Aramıza dön. Hiçbirimizin dayanacak hali kalmadı. Sana hem yakınız hem çok uzak. Bu berbat bir şey baba. Bu bütün ölümlerden berbat. Hayır. Hayır. Dur bakalım, kimsin sen? Yolcu, uzaklardan geldim. Yolu nereye? Değirmen düzlüğü. Şafak'la birlikte yola çıkacağım. Geceyi handa mı geçireceksin? Handa. Üstünü arayacağım. Hayırdır ağalar? Biz de hayır için uğraşıyoruz. Aç kollarını. Silahsızım. Adam temiz. Tamamdır yabancı, geçebilirsin. Eyvallah. Hoş geldin hemşerim. Kapatmak üzereydik. Sıcak bir çorba makbule geçerdi. İçip hemen yatacağım. Sabah erkenden yolcuyum. Pekala. Gidip mutfağa bir bakayım. Çocuk sana yatacağın yeri gösterir. Sağ ol. Mıstık efendi, yukarı bir yatak hazırla. Tamam Beyto. O kimdi Kemo? Sen kimi soruyorsun? Kalbini böylesine yaralayan kadını. Hiç kimse. Yüzüme bak. Mervan Ağa'nın tesbihi 99'luk Firuze. Akşam yatmadan önce bitirmem lazım. Yüzüme bak. Benden uzak durmak için çok çaba sarf ediyorsun Kemo. Belli oluyor mu? Hem de çok. Rosa ben... Evet Kemo. Hadi konuş, anlat. Dök bana içini. Allah kahretsin. Yine beceremedim. Hep böyle beceriksiz herifin tekiydim. Telaşlanma. Ne var bunda kızacak? Ben şimdi toplarım. İstemez kalsın. Ben yatıyorum. İyi geceler. Nigah.
Mısraka, üşüyeceksin. Hadi odamıza gidelim. Hadi. İçmek istersen hala taze ıhlamur var. Orada? Hiç. Bu adam çok horluyor. Ben şimdi keserim onun horultusunu. Şimdi oldu işte. Allah rahatlık versin Kemo ağam. Ayroda yabancı kalmaktan vaz mı geçtin? Uyku tutmadı ağalar. Garip bir adam. İnsan bu havada sıcak yatağını bırakıp çıkar mı? O şer kim bilir ne derdi var. Aşkına düştüm Kaşal. Düştüğüm yerde seni buldum. Bu bana yeter. Burası dünyanın bittiği yer mi? Öyle de olsa değil mi ki bakışların kainatı kucaklar? Gerisi kimin umurunda? Çok özlemişim Zal. Özlemek adınmış. Seni sevmek öyle müthiş ki Kaşal. Kavuştukça hasretim çoğalır. Dokundukça içim ürperir. Sensizlik ne korkunçmuş onu anlarım. Bir tek hüzünlü bakışınla ruhumda kıyamet kopar. Kollarımı uzatır ruhunu kucaklarım. Aşkı kucaklar gibi. Aşkın kıyamettir Zal. Kemo. Kimsin? Kemo. Kimsin? Kemo, buradayım. Hani nerede? Neredesin? Göremiyorum. Buradayım Kemo. Burada. Cihan sen misin? Rosa. O kimdi Kemo? Kalbini acıtan kim? Hayır gelme. Kalbini istiyorum. Kalbim benim olacak Kemo. Kemo bizim olsana. Hadi bul bizi. Bizden kaçamaz. Bizden kaçamaz. Kaçamaz. Hayır! Bu ses. Burada birini gördünüz mü? Kimi soruyorsun hemşerim? Bir adam. Ne çalan biri? Evet, öyle biri vardı. Bir yabancı. Nerede o? Az önce gitti. Gitti mi? Ya gitti. Tuhaf biriydi. Niye geldi, niye gitti biz de anlamadık. Fena olmamış. Şimdi biraz da esans sevdirelim. O ne işe yarayacak? Koklamak isteyen de tiryakilik yaratır. Kokladıkça daha fazla koklamak ister. Ve her kokladığında benim minik tozlarım, yani zehir, ciğerlerine daha çok yerleşir. Planın işe yarayacak mı? Evet, çünkü kusursuz bir plan. Şimdi sıra güvenilir bir çiçekçi bulmaya geldi. Orasını bana bırak. Elleme. Bunlar sana ait. Bunlar Kajal'ın çiçekleri. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Kemo'am hazırlıklara başladı. 2 gün sonra yola çıkıyoruz. Buralar hep geride kalacak. Wuhan, karlarla kaplı uzak dağlar. Hatta Rozan'ın şarkıları. Ne o? Yoksa ayrılacağına üzülüyor musun? Hayır.
Ailemi bu topraklarda kaybettim. Seni burada buldum. Acılar ve sevinçler yaşadım. Bu kasabayı garip bir şekilde hep hatırlayacağım zaman. Adamlardan haber geldi. Dün gece sakin geçmiş. Beklemeye devam edeceklermiş. Başka bir emriniz var mı abi? Tamam Kahya. Daha sonra. Cemo. Ayağa kalkmamalısın. Sen daha tam iyileşmedin. Benim iyiliğimi çok mu düşünürsün baba? Sandığından da fazla. O zaman beni niye vurdun baba? Cemo. Nereye? Biraz hava alacağım. Bilirsin temiz hava sağlığa iyi gelir. Sonunda gidiyorsunuz ha. Bizden kurtuluyorsun. Yok canım, daha neler. Hem aslına bakarsan her şeye rağmen sizlere alışmıştım. Sağ ol Beyto. Ama bilirsin hancılar kalır yolcular gider. Bu kural hiç değişmez. Delikkaya boğazından sonrası kolay. Gece Kaymaklı'da konaklarız. Gene bir handa mı? Güzel bir han. Burayı aramazsın. Bakıyorum her yeri ezberlemişsin. İster istemez. Peşinden epey dolaştım. Çiçekçi geldi, çiçekçi. Çiçeklerim var. Sevda kokulu çiçekler bunlar. Ne güzel şeyler. Çiçek ister misin kızım? Bilmem. Ben senin topladığın çiçeklere alışığım. Farz et ki bunlar senin topladığın çiçekler. Hadi delikanlı. Bu güzel kız için beğen birini. Sen seç. Al o çiçekleri. Al. Merak etme. Mutlaka alacağım. İlaç hazır mı? Emrimizi bekliyorum. Hepsi birbirinden güzel. Acaba hangisini alsam? En son bunları topladım. En tazesi. Kokusu hepsinden güzel. İnanmazsan kokla. Hadi kokla. Çekinme. Koklaması bedava. Hadi koklasana. Durma, kokla. Nasıl, beğendin mi? Evet. Evet, çok güzel. Sağ ol. Sen de sağ ol evladım. Çiçeklerime iyi bakın. Onları ne kadar çok koklarsan çiçeklerim o kadar mutlu olur. Koklarım, merak etme. Çiçekçi, çiçekçi geldi. Size rengarenk çiçekler getirdi. Güzel. Çiçekçi üstüne düşeni yaptı. Yapacağını söylemiştim. Şimdi sıra ilaççıda. Ben gidip onunla ilgileneyim. İyi edersin. Görüşürüz Murat. Gidiyormuşsunuz. Babam hazırlık yaptığınızı söyledi, doğru mu? Doğru. Senden duymak isterdim. Fırsat olmadı mı? Alt tarafı iki laf, çok mu gördün? Gün gelip gideceğimizi biliyordun Rosa. Hem sen de bilirsin ki insan bazı şeyleri... Rosa, ben geldim. Elçi, nerelerdeydin? Gel. İnsan bazı şeyleri çok zor söyler. Ne konuşuyorsun kendi kendine Kemal? O gelen kim? Elçi, Rosa'nın eski sözlüsü. Sözlünün eskisi böyle mi oluyor? Elçi iyidir ama çapkının tekidir. Rosa'nın sabrını taşırdı, o da ayrıldı. Yeniden burada işi ne? Elçi silah tamircisidir. O şehir senin, bu kasaba benim, hiç durmadan dolaşır. He. Ona hoş geldin demem gerekir mi? Boş ver. İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Selam Cemo. Polat. Geçmiş olsun Cemo. Başına gelenlere üzüldüm. Durduk yere başıma gelmedi. Biliyorum Cemo. Uruz'un kabahati büyüktür. Hem de çok büyük. Burada olsam onu engellerdim. Uruz her şeyi mahvetti. Uruz aşıktı Cemo. Tıpkı senin gibi. Aşktan gözü dönmüş biri her şeyi yapar. Bunu en iyi sen anlarsın. Burada ne arıyorsun? Galiba ortak bir düşmanımız var. Bana verdiğin ilk çiçeği hatırlıyor musun? Hiç unutur muyum? Gece karanlığı baran topraklarından geçmiştim. Kelle koltukta, elimde kırmızı bir gül. Getirip önüme bıraktım. Bu aşktır dedim. İster alıp koklarsın, ister çiğneyip atarsın. Sonra dönüp arkanı gittim. Sen gider gitmez o gülü yerden alıp kokladım. Kokladığım en güzel çiçekti. Zilan topraklarına varır varmaz Kaşal, sana söz veriyorum kocaman bir gül bahçesi yapacağım. Kendim yapacağım. Başka hiç kimsenin eli değmeyecek. Dünyada kaç çeşit gül varsa hepsi bahçemizde olacak. Mayıs akşamlarında gökte yıldızlar parlarken ikimiz o güllerin arasında dolaşacağız.
güllerin her birine bir isim vereceğiz. Bordo gülün adı Kaşal olacak. Kaşal! Kaşal! Kaşal kendine gel! Kemal! Kemal! Ne var Zal? Kaşal bayıldı! Aman Allah'ım! Kaşal'ı yıllarca bekledim. Yaran nasıl? Gökkuşağına onu yalvardım. Mızrak ağayı anlamak imkansız. Onunla kurşun sıkmak hangi baba yüreğine sığar? O artık babam olamaz. Olsa olsa bir düşman. Asıl düşman Ohan'da Cemo. İkimizin de istediği aynı adamda. Zal'da. Sen ondan Kaşal'ı istiyorsun. Ya sen Polat? Sen Zal'dan ne istiyorsun? Canını dostum. Tabii ki canını. Gidelim, iyi görünmüyorsun. Bana iyiyim demiştin. Birdenbire oldu. Aniden. Bir baktım yerde yatıyor. Bu ne iş Mervan Ağam? Ne olur bir şeyler söyleyin. Keşke bilebilsem Zal. Hiç kımıldamıyor. Bir tabip bulmak lazım. Ben ilgilenirim. Bekle, geliyorum. Biz aşağıdayız Zal. Kaşal. Kaşal, beni bırakma. Yalvarırım sana, beni yalnız bırakma. Ne Zilan toprakları ne başka bir yer. Dünya gözümde yok Kaşal. Yeter ki sen gözlerime bak. Kaşal'ın hali kötü. Aklım almıyor. Daha bu sabah turp gibiydim. Derdinden anlayacak biri lazım. Bu kasabada öyle biri var mı? Evet var. Tabip Musa. Şifa dağıtmak da üstüne yoktur. Mızrak Ağa'nın oğlunu da o iyileştirdi. Ben o adamı bulmaya gidiyorum Mervan Ağa'm. Acele et Kemo. Kolay gelsin Tabip Musa. Buyurun ağalar, ne istemiştiniz? Sana Polat Bey'imizin selamını getirdik. Aleyküm selam. Kendisi der ki Tabip Musa bugünlerde çok çalıştı. Fazla yoruldu. Onu biraz istirahat ettirin. Tabip Musa nerede oturuyor? İleriden sağa dön, soldan üçüncüye. Bağışlayın ağalar. Dediklerinizden bir şey anlamadım. Anlamana yardımcı olayım. Hastalar. Her an hasta gelebilir. Gelecekler. Ve seni bulamayacaklar. Yani bulmamaları gerekiyor Tabip Musa. Peki ama niye? Bunun kime faydası var ağalar? Soru sormak yok. Eğer boş boğazlık edersen kurşunların midene öyle bir çöker ki hiçbir tabip yarana şifa olamaz. Beni anladın mı? Evet, evet anladım. Şimdi düş önümüze, gidiyoruz. Hey Tabip Musa! Tabip Musa! Tabip Musa! Açsana şu kapıyı be adam! Boşuna çalma, Musa gitti. Gitti mi, nereye? İki adam gelip götürdü. Adamlar buralı mı? Tanımıyorum. Bazen köylere hasta bakmaya gider. Günlerce gelmez. Gördüğünde Beyton'un yanına gelmesini söyler misin? Söylerim. Sağ ol. Hadi bakalım ilaççı. Şimdi sıra sende. İçin rahat olsun Şano. Bugüne kadar hiç yüzünü kara çıkarttın mı? Göster kendini. De. Kaşal nasıl? Terlemeye başladı. Soğuk ter. Ateşi de yüksek. Haberler kötü. Tabip nerede? Çekip gitmiş. Nereye gittiğini bilen yok. Haber bıraktım. Allah kahretsin. Selam Beyto. Oo, hoş geldin ilaççı. Selam ilaççı dayı. Müşterilerin var galiba. Evet, epeydir buradalar. Bu adam ne satıyor? İlaççı dediklerine göre. Kaşal'a iyi gelebilecek bir ilacı vardır belki. Kaşal'ın derdi nedir bilmiyoruz. Bu işler öyle ezber olmaz. Bir soralım Mervan Ağa. Ne kaybederiz ki? İşler nasıl? Yuvarlanıp gidiyoruz Beyto. Bunlar ne ilacı dayı? Sen ne ilacı arıyorsun delikanlı? Hastamız var. Durduk yerde bayıldı. Belki Kaşal'a iyi gelecek bir ilacı vardır. Kafadan atma ilaç verilmez. Hastayı görmem lazım. Pekala, gel gör o zaman.
Durumu nasıl? Ben tabip değilim. Ancak buna benzer çok hasta gördüm. Bırak şimdi bu lafları. Nesi var onu söyle. Kızımız zehirlenmiş. Zehirlenmiş mi? Nasıl? Orasını bilemem. Bildiğim acele etmen lazım. Acele mi? Zehir kana karışmış. Bende bunun ilacı yok. Nasıl bulurum? Bu yakınlarda biraz zor. Uzatma dayı. Bu ne ilacıdır? Nerededir? Yerini söyle yeter. Siyah zakkum çiçeği. Siyah zakkum mu? Kaynamış köklerinin suyu. Bütün zehirlere şifadır. Onu bir tek yerde bulabilirsin. Nerede? Hoyrat ırmağını soluna alıp ormana daldın mı Çatalkaya eteklerine doğru ilerle. Kuzey yamacında yükselen asıllık fıstık çamlarının gölgesinde. Pıtrak gibi açmış siyah zakkumları gör. Derdine derman dileyip 8-10 kök topla. Gerisi... Gerisi? Atanın kudretine kalmış evlat. Bildiğin bütün duaları et ve mahmuzla. Burada oturup Kajal'ın ölmesini bekleyemem. Ağzından yedansın sağ ol. Gidip o siyah sakkumu getireceğim. Yarım saate kalmaz hava kararır. Gece karanlığında imkan yok bulamazsın. Daha ayazında donup kalırsın zal. Buradan o söylediğin yer ne kadar sürer? Ayağını çabuk bir atla, 3 saatten az. Gece yarısından sonra yola çıksan alaca şafakta orada olursun. Ya Kajal, o saate kadar bekler mi? Bunu kimse bilemez. Kaderden kaçış yoktur. Şimdi mütevekkil olma zamanıdır zal. Kalbimize hesapsız teslim etme zamanı. Hadi zal, Mervan Hanım doğru söyler. Pekala, gece yarısını bekleyelim. Ben Kajal'ın yanındayım. Ne dersin ağam? Sence zal bu ilaççının aklına uymakla doğru mu yapıyor? Pek aklım almadı ama hadi hayırlısı. Bugün nerelere gittin Cemo? Etrafta biraz dolaştım. Yalnız mıydın? Evet. Kimseyi görmedin mi? Neden sordun? Çünkü öyle istedim. Peki o halde söyleyeyim. Polat'ı gördüm. Uruz gitti, şimdi de o işkıya bozuntusu mu çıktı ortaya? Bana bir zararı yok. Ailemize zararı var. Kardeşim bacını kaçırmaya kalkmadı mı? Biri sana zarar verince ondan uzak mı durursun? Öyle gerekir. O zaman benim de senden uzak durmam gerek. Ne yapacağım pek belli olmuyor. Polat'la görüşmeyeceksin. Bana dikkatli bak baba. Sırtımda kurşun yarası görüyor musun? Eşkıya Polat senden daha zararsız. O iş değilse beni vurmuyor. Baba, yarın da Gökçe kızımı vuracaksın. Dinle Cemo. Oğul vurmanın acısı tarifsizdir. En kanlı düşmanım için dahi temenni etmem. Ancak aynı yerde, aynı kurşunu bugün de olsa sıkarım. Dostlarına dikkat et Cemo. Gün gelir zararsız dediklerin namusunu öyle bir leke sürerler ki babanın attığı kurşunu hasretle ararsın. O gül bahçesi ne olacak Kaşalım? Hani sana anlattığım ama senin duymadığın o gül bahçesi. İyileşmezsen, tekrar yüzüme bakmazsan, adımı söylemezsen... Biliyor musun, bugüne kadar adımı en güzel söyleyen sensin. O güller ne olacak? Sen gözlerini aç ki dünyanın bütün gülleri açsın. Ben dünyanın bütün güllerine düşman kesilmeyeyim Kaşal. İnat etme, aç şu gözlerini. İlaççıdan haber geldi. Zal gece yarısından sonra yola çıkıyor. Güneş doğumunda Çatalkaya'nın yamacında olur. Mükemmel. Onu bizzat karşılayacağım. Ben ve adamlarım. Peki ya hanga kalanlar? Sen ona kafanı yorma Şano. Hiçbirinin olduğunu anlamayacak. Anladıklarında ölmek için dua edecekler. Ve Tanrı hepsinin dualarını kabul edecek. Biri hariç. Kajal. Mehmetçik de bu gece.
Ordu millet el ele. Kemal Paşa'm. Ne var? Şu cigara sarmayı bana göstersene. Bir türlü beceremiyorum. Söyle Beyto. Mervan Han'ın tesbihini dünden beri bitiremedim. Allah kahretsin. Kaşan nasıl? Bildiğin gibi. Ya Mervan Han? Kaşal'ın yanında. Bildiği bütün duaları okuyor. Bildiği bütün dualar mı? Sanmam. Ne demek bu? Mervan Han milyonlarca dua bilir. Hepsini okumaya ömrü yetmez. Başka bir zaman olsa bu lafına gülerdim. Başka bir zaman? Yani her şey normale döndüğünde gene söylerim. O zaman gülersin. Evet, başka bir zaman. Roza! Çoktandır sesini işitmedim. Biraz şarkı söylesene. Bu gece olmaz. Nesi varmış bu gecenin? Sana olmaz dedim. Bu herif de kim? Birazdan öldüreceğim adam. Hadi ama Roza, nazlanma. Güneşte zınk çalsın. Kimsenin şarkı dinleyecek hali yok. Ne demek dinleyecek hali yok? Elçi, şansını fazla zorlamasan iyi olur. En azından bu gecelik. Bu han eskiden böyle değildi. Neler oldu size ha? Hepinizin üstüne ölü toprağı mı serpildi? Ben neşelenmek istiyorum. En azından bu gecelik. Bu han eskiden böyle değildi. Neler oldu size ha? Hepinizin üstüne ölü toprağı mı serpildi? Ben neşelenmek istiyorum. Handa bir hastamız var. Hasta için üzgünüm. Ama ben sağlamım. Ne yapayım yani şimdi? Oturup ağlayayım mı? Yapma. Uyut'u öldüreceğim. Zaten bahane arıyorum. İyi. Keyfiniz bilir. Ben de kendim çalıp kendim söylerim. Nerede şu zınk? Bir şey mi oldu? Şarkı söylemeni istemiyoruz. Benim kimseye zararım yok. Berbat bir sesim var. Dinlemek zorunda değilsin. Sen delirdin mi ha? Delirdin mi? Evet. Ne duruyorsun, denesene. Hadi durma, al silahı. Bekleme, al. Elinin hemen yanında. Bir uzanman yeter. Ne duruyorsun, alsana. Küçük bir hareket. Çok küçük. Silahı aldım, her şey biter. Beni vurursun. Yanımda seni gebertmek için sabırsızlanan şu iri adamı vurursun. Sonra oturur sabaha kadar istediğin şarkıyı söylersin. Al dedim sana o silahı, Allah'ın belası. Neden almıyorsun aşağılık herif? Hayır! Söyle lan. Hadi şimdi söyle şarkı. İstediğin şarkıyı söyle. Söyle! Hayır Zal, yapma. Yapma Zal, yalvarırım, ne olursun yapma. Kötü bir niyeti yoktu. Böyle olacağını bilemedi. Bırak onu Zal, hatırım için bırak. Sen öldürmeye bile değmezsin. İki gündür o tesbihi dizmeye uğraşıyordum. Bana söyleniyordun. Yiyorsa ona da çatsana. Mervan Han. Biliyorsunuz Al. Ben onun yanındayım. Halas mı aldık? Dikkatli ol. Döneceğim Kaşal.